Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel görünümü paylaşmaya çalışayım. Şu an endeks eksiye de yaklaşık %0,5, %1'e yakın eksi durumu söz konusu. Halbuki sabah pozitif bir açılış, yukarı yönlü bir açılış vardı ve haberle beraber de bankacılıktan alakalı gelen haberle birlikte ve DDK'nın haberiyle beraber pozitif ve güçlü atak meydana geldi. Saatlik ortalamanın üstüne attı. İşte her zaman olduğu gibi süper trendi stop ettirdikten sonra ve çok kişiyi stop ettirdikten sonra tekrar geri çekildi. Özellikle vadelilerde inanılmaz hareketler meydana geldi. Spot 30'da hareket olmasa da vadeli 30'da ciddi bir atak oldu. 1520'ye kadar gitti. Şu anda 1460 olduğu düşünüldüğünde yaklaşık bu yukarı aşağı marjın neredeyse %5'e yakın bir marj olduğu, %4'e yakın bir marj olduğunu ifade edebilirim. Yani çok kişinin tabii bu kadar zikzakta canı yanıyor. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Yani bir şunun gibi mesela bir stabil hareket çok daha insanlara en azından zarar ettirmez. Ama bu şekilde dün bu kadar hızlı aşağı, şimdi bu kadar yukarı ve sonra tekrar aşağı. Bu kadar zikzak, işte dün gün içi bir video çektim. Tepelerde rüzgarlar sert eser diye. Yani bu hareketler hiç hoşuma giden hareketler değil, onu belirteyim. Şu anda da yapı hala kama. Kama görüntüsü içerisinde biraz aşağıya aldı kamanın destek bölgesini. Şimdi de aşağıki süper trendin olduğu yere kadar, bakın geçen saatlikte bir aşağı doğru yöneldi 1311'e kadar. Sonra dün 1300'den dönmüştü. Yaklaşık %1 yukarıdan tepki verdi. Hızlı bir tepkiden sonra saatlik ortalamasına vurup tekrar aynı bölgeyi denedi. İşte trade'de pin bölgesi tekrar deneniyor. Yani ve üstelik şu kısmın altında kalması, saatlik ortalamanın altında kalması zayıf göründüğünün işareti. Normalde ben 1350'ye gitse mesela endeks hedefine gelmiş olacak böyle ara bölge sadece buraya has 1300 işte 40'a yakın 1340 aşağı yukarı. Gerçi 1350'ye gitse ne olacak? %1'lik bir fark hepsi FSO. Yani oraya gitmeden de demek ki endeksi çevirebilirler diyelim. Yani bu karara rağmen endeksin yukarıda tutulmaması, yukarıya doğru güç bulup devam etmesi ilginç. Üstelik yurt dışı da pozitif olmasına rağmen yani yurt dışı güçlü arkadaşlar. Dün gece vadelilerde de güçlüydü. Dow Jones yeni zirve görüyor. Fakat biz zirveye yakın olmakla beraber aynı gücü koruyamıyoruz. Bakın şimdi Dow Jones'un grafiğini göstereyim. Dow Jones tekrar bayrak formasyonu hareketini yaptı. Tepeye doğru yöneldi. Dün dediğim biz tepe bölgelerdeyiz dedim. Onlar da bize geldiler yukarıya kadar. Aynı eşdeğer oldu. Yani oradaki hedef 30.000'i geçecek gibi duruyor bu hedef. Bakalım bayrak formasyonu çalışacak mı yoksa sadece onaydan mı ibaret kalacak? S&P'de 3700 hareketi geliyor gibi görünüyor. Bir de S&P'ye bakayım. S&P en son önceki analizlerde oldukça zayıf da şimdi 3600'e kadar geldi ki onun devamı da gelebilir. 3600 hareketinden bakayım şöyle bir evet 3600 yani şu an iyi oldukça güçlü duruyor tabii Dow Jones kadar güçlü olmasa da güçlü duruyor 3700-3700'e kadar ben S&P'nin artık bu hareketinin yakışacağını düşünüyorum şöyle en azından W yapıp realizasyon ondan sonra yapması mümkün 3700'e kadar gelebilir. Bizde ise zikzak hareket hala devam ediyor. Spot piyasada BIST 30 1455, vadeliler 1467 şu anda. Yani oransal olarak aşağı yukarı dengeli piyasa ama yani çok fazla zikzak yaptı maalesef. Ve çok yatırımcının bir yukarı bir long bir short canı yandı diye düşünüyorum. Analizimize uyulsa analizimiz bir şey değiştirmedi aslında. Yani genel anlamda bu dün de belirttiğim şekilde bir hareketin olması söz konusu. Şu an için bir tepki çabası var. Bakalım bu sert hareketin devamında tepkinin gücü ne kadar olacak? 5 dakikalıklarda dikkat ettiyseniz dünkü sert satış, hızla yukarı doğru yöneliş, buradaki bakın kamanın olduğu yerden onay alış ve ondan sonra tekrar sert bir satış. Şimdi buradan tekrar şöyle bir çaba olur mu? Yani olabilir diye bekliyorum. Yüksek ihtimalle yani çünkü bu kadar pozitif haberden sonra tutup da endeksi eksik kapatırlarsa pek anlamlı gelmiyor bana. En azından bugün için artı kapatması makul geliyor. Yani tepkisel anlamda da yaklaşık yüzde en azından yatay kapatması lazım. Yani eksi değil de yatay kapatması lazım. Dünkü hızlı çıktığı şu bölgeyi sağlamlaştırdı ve yukarı döndü. 1350 hedefini gerçekleştirirse hedef görüldü diyeceğim. Ki bu sırada da S&P 3000
700'ü yapabilir. Dolayısıyla bizde de tekrar o tepe bölgeler denenebilir. Hemen hızlı kırılımla aşağı yönelmesini ben sağlıklı, şu an için sağlıklı görmüyorum. Zaten kolay da bunu yapmazlar diye tahmin ediyorum. Yani kısaya gösteriyorlar şu an için. Sattı gösteriyorlar ama hemen bu iş bitmez diye tahmin ediyorum. 1340 zaman kazandılar şöyle açıdan dolayı. 1340-1350 görülür. Ondan sonra bir negatif uyumsuzlukların devamı olduktan sonra realizasyon görülmesi daha mantıklı gibi geliyor. Yani şu hareketler ki ben dün burada mal almıştım ki bugün de tepe bölgeden satma şansım oldu. Şimdi birazdan tekrar aynı benzer alımları yapmam söz konusu olur. Yani bu anlamda karlı bir dünden bugüne karlı bir durum oldu diyebilirim ben. Negatif bir durum yok. Yani işte zikzaktan yararlanma durumu söz konusu oldu. Hikaye bu. Daha önce yazmış olduğum emirlerde geliyor. Yani genel anlamda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. En azından şu tepe bölgeler bir kez daha yukarıya doğru yönelir. Yazılmış emirler geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve mesajlar geliyor. Yani endeks genel anlamda pozitif arkadaşlar. Hani şu anda bir zayıflık görülmekle beraber bu zayıflık henüz kırılıma işaret etmiyor. Yani trendi bozmuş değil. Tepe bölgede şu bölgeler biraz daha riskli ama alt bölgeler nispeten tepki yerleri olduğu için ve bir geri çekilme esnasında işte tutunma yerleri olduğu için bir miktar daha daha az riskli bölgeler diye belirteyim. Günlükte nedir durum diye baksak. Günlüğe şöyle bir bakayım. Günlükte zayıf görünüyor maalesef. İşte haftalık kapanış itibariyle negatif bir kapanış olabilir. Gerçi bugün bıraktı bugün için. Yani yukarıya doğru yönelmesi ihtimali var. Tabii burada bir kama başladı. Kamalar dediğimiz gibi tersi kırılıp bir trend oluşturma çabası olup 1300'ün altına gelmesi gerekir birkaç gün veya önümüzdeki hafta diyelim. Ama yurt dışı pozitif olursa bizi de belki yukarı doğru alırlar. Yani çok açık söyleyeyim hani 1350-60'ı geçecek bir endeks şu an için düşünmüyorum. Ama o bölgeleri sınamasının en azından hedef değeri orası olduğu için oraya görmesini mantıklı değerlendiriyorum. Normal koşullarda oraya görüldükten sonra ise yani önce orası görüldükten sonra ise kamanın kırılıp daha önce belirttiğimiz destek bölgelerine doğru çekilmesini orta vadede makul olarak değerlendiriyorum. Yani ben 1240 bölgesine bir şekilde endeksin zaman bilmeden, zamanını bilme şansım yok, bir geri çekilmesinin muhtemel olduğunu belirtiyorum. Ama her geri çekilmede de işte yukarılarda tepe bölgelerde pozisyon azaltıp nakde geçip aşağı bölgelerde nakde geçtiğim kadar fazla değil, nakde geçtiğim kadar bir miktarı alım yönünü değerlendiriyorum. Gene fırsat verirse de yukarıdan trade ediyorum. Ama şunu söyleyeyim yani yüklü bu konularda çok zikzakın olduğu tepe bölgelerde rüzgar sert eser videosunu dün attım biliyorsunuz. Yani bu tepe bölgelerde zikzak çok fazla oluyor arkadaşlar. Burada bu zikzaklar tabii yatırımcıyı şaşırtıyor. Alıyorsunuz aşağı doğru verdikleri zaman stop alıyorsunuz ve stop zararı bile hiçbir şey yapmasanız, hiç kıpırdamasanız daha az zarar etmiş olacaksınız. Ama sürekli yukarı stop aşağı stop daha fazla zarar veriyor maalesef. Netice itibariyle şu an için endeks sabahki tepkisinin yanında bir miktar kar realizasyonları yaptı ve biraz cılız kaldı bu tepki hareketi. Tepe bölgelerde dediğim gibi tepeye yakın olduğumuzdan dolayı da endeksin şu an için o sabahki güçlü duruşunu sergilemediğini, nispeten işte yatay, tepede yatay hareketi yaptığını, destek bölgesinde tutunma çabası içerisinde olduğunu söyleyelim. Yine şuradaki süper trendi deldi, stoplattı, geri geldi. Tekrar bu süper trendin olduğu bölgeye kadar geldi. Burası tutunma bölgesi diye düşünüyorum. Bugün artık herhalde daha aşağı vermeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama ortalamaların saatlik ortalamanın altında olması negatif, onu belirteyim. Günlük ortalamaların ise üzerinde bu pozitif ama şurada dediğim gibi bir kama var. Ve kama işte arkadaşlar buraya yakın bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir orta vadede. Bunu tabii nereden başlayacağını bilmiyorum. Buna yakın bir düzeltme bu kama görüntüsü nedeniyle gelebilir. Onda da yaklaşık ortalama hedef 1240. Ama bunun gününü, saatini bilmiyorum arkadaşlar. Ne zaman olur bilmiyorum. Sadece yapılması gereken şey işte defansif tahtalarda daha fazla pozisyon alınması. Agresif atak tahtalarda ise pozisyonların riskli olması nedeniyle azaltılması diye
düşünürüm. Yani en az risk en azından böyle. Bir de muhakkak belli bir miktarda nakitin bulunmasının avantajı olarak değerlendiriyorum. Sert geri çekilmelerde bu nakit miktarı değerlendirilebilir, kullanılabilir diye yorum yapabilirim. Böyle arkadaşlar, gün için yani başka söyleyecek bir durum yok. Ama zor bir endeks görüntüsü içerisinde olduğumuzu ve zikzakların çok fazla olduğunu belirteyim. Dolayısıyla analizlerin de bu anlamda biraz daha orta vade bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz uzun vadede ben pozitifim. Ama kısa vade için bir takım realizasyonların görülmesinin normal olduğunu belirtmek istiyorum. Yani bir kısım tahtalar pozitif, defansif tahta dediğim tahtalar pozitif. Ama işte daha önce hızlı prim yapmış olan tahtalarda ise realizasyonların görülmesi normal diye değerlendireyim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma, bilgi verme ve genel değerlendirmedir. Bunu da belirteyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.